ekran başına yaz aylarında destekli sütyenler ya da destekli mayolar arayan ya da çok büyük göğüslerinden sıcaklar dolayısıyla şikayetçi olan hanımlar artık yeni teknikle göğüslerini toparlayabiliyorlar, büyütebiliyorlar. Öncelikle merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yaz ayları pek çok hanım kışın destekli sütyen kullanıyor. Gerçi hepimiz bikini mayo ararken de aynı şeyi tercih etmek istiyoruz ama çok elzem olmuyor. Yani tabii şimdi meme çok önemli. Hani o kadın... Kadın vücudunu tamamlayan en önemli yapılardan birisi. Bazen yokluğu ciddi sorun oluyor, bazen de var olup çok büyük olması sorun oluyor. Önce isterseniz yokluğuyla ilgili olarak girelim. Tabii yokluğu artık yani hani şey, çok yani yarım saat, 45 dakika bilemediniz, bir saat sürecek bir operasyondan sonra hallolabiliyor. Artık ömür boyu garantili, FDA ve CE belgeli, yani Amerika'da da kullanılan, Avrupa'da da kullanılan, kanserle, tümörle herhangi bir şekilde ilişkisi olmayan, herhangi bir hastalığa, rahatsızlığa neden olmayan orijinal protezleri kullanmaktayız. Silikon meme protezlerini kullanmaktayız. Bunlar dokunmakta hiçbir zaman meme hissiyatı gibi yani farklı bir hissiyat vermez. Protez olduğu hiçbir şekilde hissedilmez. Çok küçücük izlerle, meme başından girersek zaten hemen hemen neredeyse yok denecek kadar az izlerle bu operasyonları gerçekleştirmekteyiz. Koyacağınız plana göre çok ağrılı ya da birazcık az ağrılı olabilir ama çoğu meme protezi hastasını aynı gün akşamında evine göndermekteyim. Diren kullanmamaktayım. Dolayısıyla bunlar fazlasıyla konforu arttıran şeyler. Elbette ki bir miktar ağrılar olacak. Elbette ki uygun hastaya uygun şeyi tercih etmek lazım. Protezlerin de hepsi farklı boyutlarda ve farklı şekillerdedir. Yine hep dediğim şey var, hastaya özel çözümler üretebilmek, kişiye özel, ona özel çözümler üretebilmek lazım. Herkese yuvarlak, herkese damla protez olmaz. Kişinin yapısına göre, göğüs kafesinin ölçüsüne, memenin şekline, meme başlarının ayrık mı duruyor, birleşik mi duruyor, ona göre bir meme protezinin şeklini önceden hastayla beraber konuşup, hastanın beklentileri, onun için yapabileceğimiz şeyler, bunların hepsinin bir araya gelmesi lazım ki bu da tabii sağlıklı bir hasta hekim ilişkisinin kurulmasından geçiyor açıkçası. Yeri geliyor bize mail gönderiyorlar, yeri gidiyor ben oraya, oralara, yurt dışına gidiyorum, hastalarımı görüyorum. Yeri geliyor, onlar buraya geliyorlar, görüşüyoruz. Bir şekilde bu ortamın oluşturulması gerekiyor. Yoksa herkese yuvarlak koyalım, herkese damla koyalım gibi bir şey yok. Bununla ilgili de hastalarımız çok takıntılı olmasınlar. Ben damla istiyorum, ben yuvarlak istiyorum. Hayır, size en uygun neyse bırakın doktorunuzla beraber buna karar verin. Yine damla istiyorsanız yine damla olsun ama bence doktorunuzun dediklerini de hep dinleyin, onu ön plana alın. Peki neye göre o silikon tercihini yapmalıyız? Neye göre silikon tercihini yapmalıyız? Eğer mesela özellikle koyacağımız plan anlamında hafif bir sarkıklık varsa belki damla daha iyi olabilir, daha iyi toparlayabilir. Üst polde özellikle üst tarafta biraz daha fazla dolgunluk istiyorsak belki yuvarlak protez daha iyi olabilir. Yani bunların hepsi hastaya göre değişen şeyler. Büyüklük olarak da aynı şekilde. Şimdi 1.80 omuzları çok geniş olan bir bayanla 1.60 omuzları daha dar, kalçası daha dar olan bir bayana koyacağınız meme protezinin boyutları da aynı değil. Hep hedeflediğimiz şey ne? Olduklarına değecek ama bir o kadar da doğal görünecek. Yeri gelecek işte o destekli sütyenlerden kurtulabilecekleri. Yeri gelecek işte askısız bir elbise giydikleri zaman belki sütyensiz bir elbiseyi taşıyabilecekleri şekilde bir göğüs yapısı yapabilmek ve onları hani böyle rahatsız etmeyecek bir büyüklüğe kavuşturabilmek. Dediğim gibi artık bunlar zaten çok tabii ki hastane koşullarında, tabii ki bir ameliyatları ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ama en fazla bir saatlik süren operasyonlar sonucunda çoğu hastamı da aynı gün akşamında evine göndereceğim şekilde organize ediyorum. Yeri geliyor hastamızın kasının altına ya da kasının üstüne yerleştirebiliyoruz. Bunların hepsi hastaya göre değişebilen şeyler. Mesela 40 yaşın üstünde ben özellikle mamografi muhakkak istiyorum. Hani memeyle ilgili herhangi bir şeyi atlamayalım diye. 35 yaşın üstünde yeri gelirse ultrason çektirmelerini istiyoruz. Tabii ki önemli şeyler yapıyoruz. Biz böyle hani bu kuaförlük hizmeti gibi algılanmaması gereken şeylerdir. Protezim taktireyim işte yer değil, birkaç gün, bir hafta İstanbul'da, Türkiye'de zaman ayırmak gerekir. Hastanın hastaya değişmekle beraber 2-3 hafta çok yoğun bir işte kol hareketlerini kullanılmasını istemeyebiliriz mesela. Yani hani bu zamanların iyi ayarlamaları gerekiyor açıkçası. Tabii ki meme başından çoğunlukla ya da meme altından girmeyi tercih ediyorum. Yine hep hastaya göre çözümler üretmek lazım. Koltuk altı çok çok nadiren tercih ettiğim bir yöntemdir. Yine hastanın uygunluğuna göre. Bilim olarak bir de göbekten yerleştirilebiliyor ama çok uygun bir yöntem veya teknik değildir. Tabii ki en son gelişen meme protezlerini kullanmaktayız. En son gelişen ameliyat tekniklerini, işte dual plan denen bir teknik var. Bir kısmı memenin kasının altında, bir kısmı meme dokusunun altında kalacak tek bir şekilde. Hep hastaya göre çözümler. Hep hastaya göre çözümler üretmek lazım. Silikonlar artık şu anda ömür boyu kullanılabilecek bir kalitede ve sağlamlıkta üretiliyor. Bunlar tonlarca ağırlık altında test ediliyorlar. Yani bunu üreten firmalar çok ciddi argelerle bunları geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu tarz riskler, sıkıntılar vesaire şu bu olma ihtimali milyonda bir denecek kadar az. Yani dolayısıyla işleri rahat olsun o konuyla ilgili olarak.
Peki meme toparlamaya gelirsek? Evet. Bu tabii meme toparlama daha çok işte emzirilmiş, birkaç tane çocuk emzirilmiş, içleri boşalmış, aşağı doğru bir sarkma var. Kimi hastalarda bazen meme dokusu yeterli ama onunla beraber sarkıklık. Eğer böyle olursa toparlama dikleştirme işlemlerini de hani çok basit uygun koşullarda ve çok ağırlı olmayacak şekilde yapıyoruz. Eğer küçüklük varsa altına da küçük bir meme protezi ya da hastanın yapısına göre istenilen boyutları ulaştırmak için bir meme protezi koyup yerleştiriyoruz. Onları da çok sıklıkla uyguluyoruz. Genelde doğum yapmış, işte meme şekli bozulmuş. Hatta karınla beraber genelde bunları yapıyoruz. Çünkü karnı yaptığınızda bu sefer meme kendisini çok olumsuz olarak belli edebiliyor. Memeyi yaptığınızda bu sefer karındaki çatlaklar, sarkıklıklar, işte o deformiteler çok daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunları genelde karınla memeyi doğum sonrası diyelim, doğum sonrası estetik ameliyatlar anlamında ya da düzeltme ameliyatları anlamında genelde karınla memeyi beraber yapıyoruz. Peki kadınların en büyük şikayetlerinden biri de sıcak yaz ayları ve non-stop terliyoruz. Çok büyük göğüslü hanımlarda. Çok ciddi sıkıntı, çok ciddi sıkıntı. Yaz kış problem. Kışın da yani en ufak bir şeyde yine terleme, meme altlarında pişik, bunların hepsini biliyoruz. Kötü koku, kıyafet bulmakta zorlanma, omuz bölgelerinde sütyen izlerine bağlı ağırlık çökme. Yani meme küçültme ameliyatlarından sonra hep hastalarımın ertesi gün bana söyledikleri şey, daha rahat nefes alıyoruz, daha dik oturuyoruz. Yani omuzlarımızdan sanki böyle gerçekten ciddi bir yük, evet gerçekten ciddi bir yük kalkıyor. Bakın yeri geliyor bir memeden 2 kilo yakın doku çıkardığımız hastalar var. 2-4 kiloluk bir yükü boynunuzda taşıdığınızı düşünün. Çok ciddi bir ağırlık bu. Ve bunu böyle bir 3-5 dakika değil yani hani 15, 20, 30 yıl, 40 yıl boyunca taşıyorsunuz. Meme küçültme ameliyatları inanılmaz hastanın operasyon sonrasında konforunu arttıran, yaşam konforunu arttıran, sosyal konfor, her türlü konforunu arttıran bir durumdur. İnanır mısınız? Yatarken, yatma sırasında yüzüne gelerek boğulma şikayetiyle gelen hastalar var. Yani bunun korkusunu yaşayan hastalar var. O kadar iri memeler var. Ha, irilik tabii ki değişiyor. Kimi memeden 300 gram çıkarıyorsunuz, hasta rahatlıyor. Kimi memeden 2,5 kilo çıkarıyorsunuz, hasta rahatlıyor. Dolayısıyla meme küçültme ameliyatları, meme büyütme ameliyatlarına göre biraz daha az ağrılıdır, biraz daha hızlı toparlanma süreci vardır. Yine hastanın hastaya göre değişir. Yine yurt dışından gelecek hastalarımız en az bir hafta 10 günlerini ayırmalarını hep öneriyorum ben. Yine otelleri, işte transferleri vesaire hepsi bizim organizasyonumuz dahilinde. Hastanede bir gün kalırlar, operasyonlar 2-3 saat kadar süre geçer. Çok ağrılı ameliyatlar değillerdir. Elbette ki ameliyata bağlı bazı yani bazı şeyler olabilir, ağrılar olabilir ama onlar ağrı kesilerle geçmeyen ağrılar değillerdir. Hep olabilen en son teknikleri kullanmayı tercih ediyoruz. Hastalarımız olabildiğince az izle yapmaya çalışıyoruz. Genelde düz bir hatta iz bırakmaya yani kısa izli ameliyatları hep tercih etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde meme küçültme ameliyatlarından inanılmaz yani hastalarımızın bize söylediği bu. Keşke daha önce olsaydık. Hep keşke daha önce olsaydık. Hep sen kendilerine söyledikleri hep bize geri dönüşler hep bu şekilde. Erkeklerde meme büyüklüğünde de işte liposuction'ı daha çok yapıyoruz. Jinekomasti dediğimiz. Genelde işte karın bel bölgesiyle beraber. Onları genelde aynı gün akşamında gönderiyoruz. Yeri geliyor lazer lipolizle yapıyoruz. Laser'la yapıyoruz. Bunu bütün son teknolojileri kullanıyoruz ama hastalarımız şunu unutmamalılar. Liposuction'ın kendisi aslında ameliyat olarak bir mucizedir. Yağın oradan vakumla alınabildiğini, laser, vaser, işte soğuk lipoliz, kriyo bunların hepsi ona ilave olarak yapılan şeylerdir. Yine hastaya göre doğru tercihi yapmak lazım. Normal klasik liposuction'a küçük küçük üstünlükleri olabilir ama en temel şey aslında yağın vakumla oradan alınabileceğini bilmektir. Olabildiğince ağrısız operasyonlardır. Ya şöyle hastalarımız var mesela bizim. Tişörtünü denizin kenarına çıkarmayan hastalarımız var. Erkek hastalarımız. Ama ameliyattan 2-3 hafta sonra denize, havuza, yani havuza 6 hafta sonra ama denize en azından 2-3 hafta sonra hasta gönderdiğimiz ve çok yani direkt sosyal anlamda durumların değiştiği hastalarımız var ve inanılmaz keyifli. Mutlu, çok bir iz bile yok. Yani liposuction kanının gireceği kadar küçük sivilce tarzı bir yerden küçük bir giriş var. Konforlu. Aynı günün akşamında yolluyoruz zaten. Hemen neredeyse sonuçları görüyorlar liposuction'la, göğüs liposuction'la ilgili olarak. Tabii ki oturması için 3-6 aylık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ama erkeklerde de inanılmaz yüz güldürücü yani. Peki erkeklerde iz kalıyor mu? Erkeklerde iz yok. Yani dedim ya sadece liposuction'la yaptığımız takdirde yani kanülün gireceği kadar 5 mm küçük bir delik düşünün sivilce izi benzeri bir şey yakalır yakalmaz. Onu da bir yıl sonra ya görür ya görmez. Ama eğer oldu ki altında bir meme dokusu sertliği varsa o zaman yine meme başından girip çıkartıyoruz. Dolayısıyla onda da aslında çok bir iz kalmasını beklemiyoruz. Peki hocam meme büyütme, meme küçültme ve meme toparlama ameliyatları ne kadar sürüyor? Hastanede ne kadar kalıyorlar? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi? Çoğunlukla genel anesteziyi tercih ediyoruz ama erkeklerde bir jinekomastide lokal anestezi artı hafif bir
sedasyon dediğimiz daha rahatlatıcı ilaçlarla yapıp 2-4 saat sonra evlerine gönderebiliyoruz. Ama bir meme küçültme ameliyatında ortalama süre 200 saat kadardır. Bir gün hastanede onları misafir ederiz. İstanbul'da da en az 7 gün kalmalarını isteriz. Bir meme büyütme ameliyatında yine 5-7 gün arasında kalmalarını isteriz silikon meme protezi ameliyatlarında. İşte bir meme dikleştirme protez konulacaksa yine en az 5-7 gün civarında kalmalarını isteriz. Yine otel konaklamaları dahil olmak üzere havaalanından alınmaları, karşılanmaları, İstanbul içerisindeki transferleri. Ya onlara biz misafirimiz gözüyle bakıyoruz. Havaalanından indikten sonra her şeyleri bize ait gibi düşünebilirler. Bize sadece bir mail atmaları yeterli. Biletimizi aldık, şu tarihte geliyoruz diye. Ya da bir telefon açmaları yeterli. Ondan sonrasındaki her türlü organizasyonları bize ait zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.